STA Güvenlik Şirketi Maziden Atiye'yi sunar. Bengi Türk ekranlarından herkese merhabalar efendim. Maziden Atiye Türk Kültürü ile yeniden karşınızdayız. Bugün sizlerle proloterapiyi, tarihteki hangi hastalıklarla nasıl mücadele edildiği ve hangi yöntemlerin uygulandığı üzerinde duracağız. Konumuzla ilgili çok önemli bir konuğumuz bugün bizlerle. Doktor öğretim üyesi Sayın İlker Solmaz Beyefendi bugün bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Bizleri mutlu ettiniz. Çok sağ olun. Sevindirdiniz. Böyle bir imkan yaratıldığı için Bengü Türk ailesi de öncelikle çok teşekkür ederim. Ben yayında ve yapımda emeği geçecek tüm arkadaşlarım adına. Aynı şekilde. Ben teşekkür ediyorum. Hocam programa başlayacağım fakat Sağlık Bakanlığımız yine koronavirüs tablosunu paylaştılar. Dilerseniz onu paylaşalım sizlerle tabii, beraber lütfen. De bir değerlendirelim arzu ederseniz. Tabii. Bugünkü test sayımız 110.102, hasta sayısı 1587. Maalesef 44 vatandaşımızı kaybettik. İyileşen 1087 olarak 31 Ağustos 2020 tarihinin tablosu bu şekilde. Evet. Hocam alanımızla alakalı değil ama sizi de burada hazır bulmuşken neler söylemek istersiniz? Nasıl gidiyor mücadele, nasıl görüyorsunuz? Kısa bir değerlendirme rica etsek. Buyurunuz. Şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde, bünyesinde şu koronavirüsle ilgili mücadelenin çok iyi gittiğini düşünüyorum. Fakat işte emniyet müdürlüklerinde yazar böyle. Herkes kendi vicdanının polisidir şeklinde. Evet. Programdan önce de söylediniz bunu. Evet. Değerlendirmelerin aynı içinde. Şekilde bence de herkes kendi sağlığının doktoru olmalı. Evet. Evet. Bu Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı üçlü kurala maske, temas ve temizlik. Bu üçüne dikkat edildiği takdirde bu salgın üstesinden geleceğimize inanıyorum. Fakat tabloda şunu da görmek mümkün. Hasta sayısının artmasıyla birlikte iyileşen sayısı da artıyor. Evet. Sevindirici diyoruz değil mi? İnşallah tüm dünya, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya bu salgını en az hasarla atlatırız düşüncesindeyim. Evet, tavsiye olarak herkes kendini izole etmeli diyorsunuz değil mi? Aynı şekilde. Yani şu temas mesafesini sağlayamayan yapı olaraktan bir kere onu ertelemeliyiz. Maskemizi takmalı, mesafeyi ayarlamalı, temizlik kurallarına da zaten dikkat ettiğimiz için tüm dünyaya göre daha az hastamız var. Bu kuralları uyguladığımız takdirde ilerleyen dönemde bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu savaşı kazanacağız diyorsunuz değil mi? Evet, aynı şekilde. Evet, evet. Aynı şekilde. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, rahmet diliyoruz. Evet. İnşallah bu sayı biter, sıfıra iner de İnşallah. Türk milleti olarak huzura, vefaha ereriz diyelim hocam. Amin. Evet. İnşallah. Hocam dilerseniz programa başlayalım. Tabii ki lütfen. Birbirinden değerli sorularım var ve sorular gelmeye başladı programın başından bu yana. Onları soracağım fakat ilerleyen süreçte soracağım. Önce sizi bir tanıyalım hocam. Şahsım adına yakinen tanıyorum fakat değerli izleyicilerimizin de tanıması adına. Doktor İlker Solmaz kimdir? Evet, 1972 yılında Osmaniye'de doğdum. Osmaniyeliyim. Değişik ilkokul, ortaokul, değişik illerde, ilçelerde okuduktan sonra 1990 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne girdim. 96 yılında denizci teğmen olarak mezun olup yaklaşık 2013 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ettim. 2013-2016 bir muayenehanecilik dönemi oldu. Yarbay rütbesiyle ordudan ayrıldım. O dönemin ardına 2016 yılında 15 Temmuz sonrası Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne dönüştük. Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Oraya başhekim yardımcısı olarak atandım. 1,5 sene bir başhekim yardımcılığı yaptıktan sonra şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda öğretim üyesiyim. Bu
başhekim yardımcılığım dönemde Gülhane'de açmış olduğum geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezinin de başkanıyım. Yaklaşık bir 4 seneye yakın süredir bu merkezin başında, aynı zamanda Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda müdür yardımcısı olarak Gülhane Külliyesi'nde görev yapmaktayım. Evet. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet. Özellikle prolaterapi yöntemi şu anda gündemde bayağı. Belki bilinmeyen yönleri var. Bugün onu tam manasıyla aydınlatmaya çalışacağız sizin sayenizde. Tabii ki. Bir değerlendirelim. Prolaterapi nedir desek neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. 2008 yılında bu yöntemi uygulamaya başlayıp bu yönteme dikkat çekmeye başladığım dönemde hem öğrenen bilen doktor sayısı, hem bu yöntemi, bu tedaviye gelen hasta sayısı oldukça azdı. Fakat 2020'li yıllara geldiğimizde, şu 12 senelik süreç içerisinde bir 500 bini geçkin hasta, ki kurmuş olduğum Gülhane'nin uygulama merkezinde 3 senede 50 bin civarında hasta baktık. Bu yöntem gün geçtikçe popülaritesi artmakta. Bunun sağlanmasında öncelikle Sağlık Bakanlığı'ndaki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanı var, Zafer Kalaycı Bey'e. Bu yolda yardımcı olan, destek olan ortopedi uzman arkadaşım var, Hasan Doğan'a. Ondan sonra rektörümüz Cevdet Erdöl'e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Ve yanımdan hiç ayrılmayan, beni bu konuda destekleyen eşim Seçil Solmaz'a çok teşekkür ediyor. Ve prolaterapi ile ilgili konuşmamı başlatıyorum. Prolaterapi, proliferasyon, yani yenilenme, taze doku oluşumu demektir. Aslında bedenimizi bedenimizle tedavi etmek demektir. Bizim kullanmış olduğumuz solüsyon normalde damar yolundan verilen şekerli serumdur. Bu şekerli serum bizim hasarlı olan bölgelere, ki bu kas iskelet sisteminde hastalıklarıyla ilgilidir proliterapi yöntemi. Bu bölgeleri enjeksiyon yapmak suretiyle orada minimal lokalize bir iltihap oluşturuyoruz. Evet. Aslında steril, mikroplu olmayan bir iltihap. Vücudun tamirci mekanizması hem steril olan iltihaba hem de steril olmayan iltihaba cevap verir. Biz tamirci mekanizmasını kullanarak bedenin hasarlı olan bölgesini, dikkatini çektirip bedene, o bölgenin tekrardan taze doku oluşmasını, sonra bu taze dokuya vermiş olduğumuz fizyoterapilerle hafızalandırılmasını, sonra tekrardan yenilenmesini. Yani beden bir şekilde kendi kendine yedek parçasını kullanmak suretiyle hasarlı bölgeyi bu şekilde tedavi ediyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Proloterapi Türkiye'de ilk çıktığı andan beri dekstroz proloterapi, şekerli serum proloterapisi olarak biliniyor ama proloterapi sadece bu değil. Proloterapi kandan elde edilen PRP adını verdiğimiz, trombositten zengin plazmadaki trombositin parçalanmasıyla, kan pulcukları deriz, kan durdurmaya yarayan, onların yıkılması neticesinde ortaya çıkan tamirci faktörleri, karın yağından alınan tamirci hücrelerle, kök hücrelerle ya da kalça kemiğinden alınan kök hücrelerle yapılan tedavilerin tamamı aslında proloterapi. Proloterapi bedende hasarlı olan bölgenin tekrar bedene hatırlatılarak tekrar baştan modelize edilmesi. Evet. Yeniden yedek parçaların kullanılarak tamir edilmesi sistemi demektir. Tarihçesine uzanmak istiyorum fakat şunu sormak istiyorum. Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? Şöyle söyleyeyim. Proloterapi uygulaması kliniğimizde 2008'den bu yola uygulamalarda vermiş olduğum eğitimlerde proloterapi kas iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde.
Peki hangi hastalıklar vardı? En çok kliniğimizde birinci sırada olan bel bölgesi. Bel fıtığı, yani bel ağrısıyla ilgili rahatsızlıklar. Sonra omurganın diğer rahatsızlıkları. Sırt ağrısı, boyun ağrısı. Bununla birlikte diz kalça kireçlenmesi. Dizdeki yırtıklar. Bu meniskal yırtıklar olabilir. Bağlarla ilgili yırtıklar ve kireçlenme. Halk arasında hatta diz sıvım bitti, diz sıvım azaldı. Menisküs dediğimiz. Tabii tabii. Mi? Ya da dizim kütür kütür ediyor. Ya da kalçamdan sesler geliyor. Belimden sesler geliyor. Ya da belim tutuldu. Bu gibi rahatsızlıklar da oldukça etkili. İlk şey olarak da. Bunun dışında migrende, baş ağrılarında. Zaten migren denilen şeyin çoğu %70-80'i gerilim tipi baş ağrılar. Evet. Siz bu şekilde omurgaya müdahale ederek bu gerilim tipi baş ağrılarını tedavi etmeniz mümkün oluyor. Bununla birlikte omuz yırtıkları, omuz ağrıları, dirsekteki tenisçi dirseği, golfçi dirseği, el bileğindeki kireçlenmeler, karpal tünel, karpal ulnar denli gibi ayak bileği kireçlenmeleri. Çok yaygın, yani kas iskelet sistemiyle ilgili yaygın kullanım alanı mevcuttur proloterapi yöntemi. Evet. Ve bu yöntemin bu rahatsızlıklardaki başarı oranı bizim kliniğimizde yaklaşık %90-95, dünyadaki ortalamaya alırsak %80-85 civarındadır. Evet. Peki efendim, tarihçesine uzansak? Şöyle, aslında proloterapi 1930 yılından beri Amerika'da uygulanan bir tedavi yöntemi. Aslında milattan önce 2000 yılına dayanıyor. Omuzda yırtılması olan, mızrak atan askerin omuzda rahatsızlanması sonucu Hipokrat döneminde ilgili bölgeye kızgın demirin bastırılması. Aslında bu bize şeyi anlatıyor. Dağlama yöntemi. Evet. Dağlama yöntemi. Biz aslında bizim yaptığımız yani bir metal, ısıtılmış bir metalle değil de dekstroz adını verdiğimiz şekerli serumla hasarlı olan bağları kemiğe lehimliyoruz, kemiğe dağılıyoruz. Dolayısıyla tarihçe 1930'da başlamaz. Bana göre Peygamber Efendimiz'in dönemine kadar uzandığını düşünüyorum. Tabii ki bu bir düşünce. Bununla ilgili çalışmalar yapıldıkça, araştırmalar yapıldıkça netleşecek. Evet. 1930 yılından 50 yılına kadar çok aktif bir şekilde ilerleyen yöntem, 50 yılında bazı sıkıntılar nedeniyle tarihin tozlu raflarına kaldırılmış. Fakat 80 yılından itibaren proloterapi yöntemi az yan etkisi, az komplikasyonları, daha personeli, hastayı diyeyim, kısa sürede hareket kabiliyetini arttırması nedeniyle tercih edilebilir bir yöntem olmuş. Ülkemizde de ilk önce çok sevdiğim hocalarımızdan biri, Profesör Doktor Cihan Aksoy hocamız proloterapi cümlesini kullanmış. Literatüre kazandırmış diyorsunuz. Evet, literatüre kazandırmış. Fakat konuya ilgiyi çeken, bu konudaki çalışmaları arttıran kişi olarak da 2008'li yıllarda biz başladık. Hemen ardına Hasan Doğan diye bir isimli abimiz var, ortopedist. Bu arada Halil Kutlar abimiz de var, onu da unutmayalım. Çünkü ahde vefaya çok önem veriyor. Evet, hepsine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Evet, hepsine saygılarımı sunuyorum, selamlarımı söylüyorum buradan. Proloterapiyi kazandıran insanlar. Evet. Efendim, kısa bir reklama gidelim. Bir soluklanalım. Tabii. Ardından kaldığımız yerden yeniden devam edelim. Tamam, çok teşekkür. Efendim, kısa reklamlarından yeniden devam edeceğiz. Efendim, Mazden Atiye kaldığı yerden devam ediyor. Doktor öğretim üyesi Sayın İlker Solmaz Beyefendi bugün bizlerle. Hocam, kaldığımız yere devam edelim. İşin mazi boyutuna uzandık. Evet. Proloterapinin hangi dönemlerde nasıl uygulandığının üzerine durduk. Dilerseniz günümüz Türkiye'sine gelelim. Türkiye'de proloterapi diyelim.
Neler söylemek istersiniz? Şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki GETAT Uygulama Merkezi gerçekten Türkiye'nin en önde gelen prototerapi merkezi. Prototerapi uygulama merkezi. Bunun dışında bizim bakanlık onaylı vermiş olduğumuz eğitimler var. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde. Bu eğitimlerle birlikte gün geçtikçe eğitim alan hekim sayımız artmaktadır. Şu ana kadar yaklaşık ortalama bir 500'e yakın, 500 civarı hekime prototerapi eğitimi verdik. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp dairesi başkanlığının önderliğinde gerçekleşen bu eğitimlerde sertifikasyon işlemi gerçekleşmekte. Yani her hekim prototerapi ya da diğer branşları yapar diye bir şey yok. 16 tane branş var. Bunların sertifikalandırma şeklinde kurslarını alıyorlar. Prototerapinin 120 saat, yaklaşık 4 hafta sonu bir eğitim, artı pratik uygulamaların gerçekleştirildiği eğitimler mevcut. Bunlarla birlikte uygulama yetisine sahip oluyorlar. Tabii ki mutlaka hastalarımızın sertifikası olan, yöntemin sertifikası olan insanlara hekim dışı bir uygulama asla söz konusu değildir. Hekim dışı uygulamayı asla kabul edemeyiz. Sertifikası olan hekimlere bu konuda uygulama yaptırabilirler. Ve gün geçtikçe de özellikle eğitim araştırma hastaneleri bünyelerinde uygulama merkezlerinin sayısı artmaktadır. Evet, günümüzde. Türkiye'de yansımalar bu şekilde diyorsunuz. Tabii aynı şekilde ve gün geçtikçe. Şimdi bir 500 civarı hekim var. İnşallah bu COVID nedeniyle online eğitime dönüldü ama uygulamalı eğitimler COVID sonrası tekrardan başlayacak. Başladığında bu sayıyı inşallah daha ileri seviyelere katlayıp Hedef şu, ülkemizin en ücra köşelerine kadar bu işi bilen hekimleri yetiştirmek. Evet. Ve böylelikle insanları bu tedavi yönteminden maksimum derecede faydalanmasını sağlamak. Siz bu konuyla bağlantılı olarak seminerler, dersler de veriyorsunuz. Evet. Değil mi? Mesela aynen. Onlar nasıl gidiyor? Şöyle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde, Ankara'da Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, İstanbul'da Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde prototerapi eğitimleriyle vermekteyiz arkadaşlarımızla birlikte. Dediğim gibi biraz önce 120 saatlik bir eğitim programı var. Tabii 120 saat yetmiyor. Tecrübe, usta-çırak ilişkisinin dayandığı bir tedavi yöntemi. İşte tecrübe arttıkça, pratik uygulama arttıkça yanınızda tedavi peki, edilecek faal olarak, hasta sayısı da artıyor. Evet. Yanınızda peki faal olarak eğitim alıyorlar mı? Yoksa siz sadece kursu verip sahaya gönderiyor musunuz? Şöyle, kurs verip sahaya gönderdiklerimiz de var. Fakat bunlardan ileriye çıkıp ya ben yöntemi çok daha aktif olarak uygulamak istiyorum deyip yanımıza gelip pratik uygulamalara katılanlar da var. Artı ileri prototerapi eğitimi adı altında hasta üzerinde uygulamaların yaygın olduğu kurslar da var, seminerler de var, konferanslar da var. Yani bir hekim yöntemdeki tecrübelerini, pratiğini her şekilde artırabilir ve buna sonuna kadar da desteğim. Evet. Kliniğimizde de zaten bu eğitimi verdiğim iki tane doktorum, vermekte olduğum iki tane doktorum var. Kimi bir an önce daha çok usta-çırak ilişkisi yaşıyor. Kimi uzaktan eğitimi tercih ediyor. Pratik uygulamaları ya da 24 saat telefonum açık. Benim eğitim verdiğim bütün hekim arkadaşlara sonuna kadar kılavuz oluyoruz. Evet. Bu işin devam etmesi lazım. Nesilden evet. Nesile aktarılması lazım ki böyle bir şey ancak bu şekilde olur değil mi? Yani tabii birilerini ki yetiştirerek tıpkı tarihteki ahilik sisteminde olduğu gibi değil mi? Aynı şekilde. Prototerapi uygulaması bir sanattır zaten.
bir el sanatı. Şöyle söyleyeyim. Sadece prototerapi ağrıyan yere enjeksiyon yapayım, iğne yapayım demek değildir. Prototerapi yöntemine bilimsellik yönünden de arttırmaya yönelik üniversitelerde faaliyetlerimiz mevcut. Ve gün geçtikçe artmakta. PubMed adını verdiğimiz işte bilimsel, özellikle sağlık konusundaki bilimsel yayınların olduğu bir bölümde gün geçtikçe prototerapi ile ilgili yayın sayıları artmaktadır. Bizim üniversitemizde sadece tedavi değil, eğitim ve aynı zamanda yöntemin bilimsel uygulanılabilirliği ve yöntemin temeli, mekanizmaları ve yöntemin sonuçlarıyla da ilgili aktif olarak bilimsel çalışmalarımız diğer taraftan devam etmektedir. Şunu söyleyeyim, prolotherapi sadece enjeksiyon değildir. Prolotherapi o hareketsiz, cansız yaşamımızı renklendirmektir. Çünkü bu tedavi yönteminde egzersiz de ayrılmaz bir bütünüdür. Egzersiz. Yani şöyle görüyorum. 50, 60, 70'li yaşlara gelmiş, hayatı boyunca egzersiz yapmamış kişilere yöntem egzersiz kazandırıyor. En büyük sorunumuz şu. Niye prolotherapinin hasta sayısı gün geçtikçe artıyor? Bunu hep soruyorlar bana. Evet. Hep niye? Şöyle bir şey var. Egzersiz sevmeyen bir yapımız var. Yemeği seven bir yapımız var. Devamlı artık bilgisayar başında ki şu anda Covid döneminde, karantina döneminde, evden çıkmama döneminde hareketsizlik çok daha fazla artıyor. Evet, arttı değil mi? Evet, artıyor. Bu gibi nedenlerden dolayı bizim hastamızın hiç tükenmeyeceği düşüncesindeyim. Evet. Ama inşallah önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı'yla ve diğer bakanlıklarla ortak bir şekilde bu evde hareketsizlik ya da evde kalma döneminde insanlarımızın özellikle belli bir yaşın üzerindeki insanların yaşayacakları sıkıntıları engelleme yönünde hareketlere yönelik kitapçıklar hazırlayacağız, programlar yapacağız, cep telefonlarına uygulamalar indireceğiz. Evet. Bu şekilde onların günlük aktivitelerini bozmayacak şekilde. Çok önemli. Evet. Yani belki de şu an en büyük problemlerden bir tanesi bu. Evet. Ciddi bir problemin altını çizdiniz. Kesinlikle. Çünkü hareketsizlik hele ki şu Covid döneminde. Hareketsizlik kireçlenmeyi getiriyor. Zaten en büyük problemimiz bu. Prototerapi yönteminde o hareketsiz olan eklemleri tekrar kanlandırmak suretiyle o kirecin çözülmesi, o hastanın hareketlenmesi gerçekleşmekte. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Prolotherapy ve adı altındaki yöntemler ameliyata alternatif bir yöntem değildir. Evet. Bütün konservatif tedavileri uygulanmasına rağmen ameliyat kararı verilen ya da ameliyata giden yolda son uygulanacak tedavi yöntemidir prolotherapy uygulaması. Evet. Aslında yıllar önce söylediğim gibi 2013'lü yıllarda otobana çıkmadan ya da ne bileyim köprüden önceki son çıkıştır evet. Prolotherapy yöntemi. Yani ameliyat olmadan aynen. Belki de son bir müdahale gerektiriyorsa diyorsunuz. Tabii ki. O da prolotherapy diyorsunuz. Tabii ki. Evet. Peki efendim şeyi merak ettim. Hasta geldi. Böyle bir düşünceyle. Herhangi bir teste tabi tutuyor musunuz? Ya da herhangi bir sonuca bakıyor musunuz? Yoksa artık hastayı durumundan tespit ve teşhis edebiliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Hiçbir zaman modern tıptan ayaklarımızı ayırmamamız gerekiyor. Evet. Derslerde ve eğitimlerde de anlattığım şey bu. Fiziki muayenesini, düzgün bir fiziki muayenesini yaparız. Fiziki muayene ve anamnez dediğimiz hastanın hastalıkla olan hikayesi en son teknolojik MR'dan da, tomografiden de, röntgenden de, tahlillerden de çok değerlidir. Evet. Bunun üstünde
hastada gerek duyarsak MR, gerek duyarsak röntgen ister. Ardından da bir biyokimyasal olarak kan tahlillerine bakarız. Neden? Çünkü proloterapi tedavisi uygulamasında hastanın yara iyileştirebilme seviyesini de bilmek gerekiyor. Çünkü yara kiminde hiç iyileşmez, kiminde geç iyileşir, kiminde çabuk iyileşir. Yani hastanın ek hastalıklarıyla hastadaki eksik olanları birlikte değerlendirip buna göre tedavi planlaması yapmak gerekiyor. Evet. Ne kadar iyi bir bedende, taze bir bedende ekim yaparsanız o kadar güzel bir cevap alırsınız. Ben hastalara hep şöyle söylüyorum. Toprağı havalandırmak için egzersiz, gübrelemek için destek ürünler, işte o vitaminlerde, diğer ürünlerde, besinlerde, ardından da proloterapi uygulaması, ekim, yani tohumu ekmek, o bölgeyi yeşerip tekrar eski haline getirmek şeklinde bir yöntemdir bu yöntem. Yani hastanın fiziki muayenesi, tetkikleri, ondan sonra da yöntemin uygulanmaya başlaması. Evet. Peki yan etkileri var mıdır? Yani nasıl bir yan etkisi vardır diye sorsam. Şöyle söyleyeyim. Proloterapi uygulaması doğru ve tecrübeli ellerde, emin olun, minimal yan etkili bir tedavi yöntemidir. Minimal. Yani enjeksiyon yerindeki morartıdan tutun da iğne acısına, iğne korkusuna kadar. Bunun dışında ciddi yan etkileri dediğim gibi yapılan enjeksiyon bölgesine göre değişir ama tecrübeli ellerde görüntüleme yöntemleriyle birlikte kombine edildiğinde minimaldir. Bir diğer branşlara göre diyebiliriz. Peki evet. Buyurun lütfen. Yok. Bitti. Peki hangi kronik rahatsızlığı olan hastalara uygulanmamalı? Evet, proloterapi tedavi yönteminde bir kere şöyle, hasta egzersiz yapmayı ya da fizyoterapist eşliğinde egzersizi baştan bir kere kabul etmeli. Evet. Bunu baştan bir kere kabul edecek. Özellikle geçmişinde SEA dediğimiz kanser türü rahatsızlıklar olduğu takdirde bu hastaları bir 5 senelik remisyon. Remisyon dediğimiz yani hastalıktan kurtulmuş olması ve bu kurtulmanın da ardına bir 5 senelik sürecin geçmesi gerekiyor. Özellikle bu tür hastalar tercih edilmiyor. Romatolojik rahatsızlıklar. Otoimmün dediğimiz bağışıklık sistemi. Yani yara iyileşmesiyle ilgili sıkıntılı olanlar. Ama şekerdi, şeker hastalığıydı, kalp hastalıklarıydı, kalpte stentti. Karaciğer hastalarına uygulanabilir pildi. Mi? Karaciğer. Şöyle söyleyeyim. Karaciğer enzimlerini mutlaka takip etmek gerekiyor. Eğer karaciğer enzimleri yüksekse, böbrek fonksiyonları bozuksa bu tür hastalarda uygulanmaz. Uygulanmaz. Neden? Çünkü yara iyileşmesi bedene bir yük getirir. Evet. Bu yükü kaldırabilecek bir bedende enjeksiyon yapacaksınız siz. Bir travma oluşturuyorsunuz. Ameliyat benzeri bir girişimde bulunuyorsunuz. Yani hastanın o nedenden dolayı enjeksiyon öncesi karaciğer enzimleri, böbrek, kan değerleri, kandaki tamirci hücre miktarı, vitamin değerleri, tiroid hormonu, bunların hepsi değerlendirilir. Ona göre yapılıp yapılmayacağına karar verilir hastaya. Evet. Peki böyle bir uygulama gerçekleşti. Evet. Bir çözüm ne olabilir? Alternatif olarak ne önerirsiniz? Mesela gözden kaşı diyelim. Ne için? Mesela karaciğerle alakalı hastanın sıkıntısı var. Evet. Uygulama gerçekleşti. Hekimin gözünden kaşı. Şöyle. Karaciğerle ilgili sıkıntısı, karaciğer enzimleri normalse bir sıkıntı yok. Yani kronik hepatit vakasıydı, siroz vakasıydı. Karaciğer enzimleriyle sıkıntısı yoksa, yani yüksek değilse problem değil ama yükseltebilme durumu var bu tedavi yönteminin. Artı bu tedavi yönteminde
Bizim için mesela karaciğerde rahatsızlığında, karaciğer rahatsızlığında proteinlerde, kan pıhtılaşma faktörleriydi. Bunlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bunlarda sıkıntı varsa sizin enjeksiyon yapmanızda da sıkıntı gerçekleşecek. Evet. Bu nedenden dolayı hastanın enjeksiyon öncesi mutlaka ayrıntılı bir incelemesi gerekiyor. Eğer böyle bir tedaviye başlanmışsa hastanın mutlaka tekrardan karaciğer enzimleri kontrol edilmeli. Ya devam edilmedi ya da devam edilmeli ya da hasta mutlaka gastroenterolog veya bir dahili uzmanı tarafından konsülte edilmeli. Evet. Konsülte edilmeli. Gülhane'de yapmış olduğumuz sistem öyle. Diğer branşlarla iç içe, diğer branşlarla konsülte ederek de tedavi yöntemini gerçekleştiriyoruz. Onlarla bağlı olarak da yöntemi gerçekleştiriyoruz. Evet. Çok soru var. Hepsini not aldım. Evet. Ben de büyük bir zevkle evet. Sorularını sormak istiyorlar. Sen Facebook üzerinden hem Twitter üzerinden sorularını yönlendirmeye devam edebilirler. Onları sormak istiyorum. Biraz daha açalım arzu ederseniz. Proloterapinin özelliklerini. Şöyle söyleyelim. Proloterapi 3 ya da 4 hafta aralığıyla uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Ortalama 4-6 seans tedavi sürecinde oldukça etkilidir ve yeterlidir. Ortalama 4-6 seans. Seanslar dediğimiz gibi 3-4 haftayla oluyor. Enjeksiyon sonrası soğuk uygulamanın ardından bir 3 günlük sıcak uygulamayla 4. günden itibaren egzersize başlatıyoruz. Çünkü oluşan taze dokunun hafızasını yapmak gerekiyor. Yıllar boyunca hastamız yürümemiş dizlerinden. Bu çok önemli. Yani hastaya hekim arkadaşımız kilo ver diyor. Fakat diz ağrılarından yürüyemediği için kilo veremiyor. Diz ağrıları yürümesine müsaade etmiyor. Böyle bir kısır döngüye giriyorlar. İşte proloterapi aslında bir sürü bu kısır döngüdeki hastaların çaresi oluyor. Genelde sorulan sorusu oluyor bazı hastalara. Uyguladığınız şekerli serumun içinde kortizon var mı? Asla. Kortizon kesinlikle yok. Böyle bir şey asla mümkün olamaz. Kortizon yok. Peki bu tedavi yönteminde bazı hastalar soruyorlar. Ben iğne fobim var. İğneden korkuyorum. Ki daha önceki dönemlerinde sedasyon adını verdiğimiz, bilinçli sedasyon adını verdiğimiz düşük anesteziklerle iğne acısını hissetmeden bunları da yapmak mümkün. Tabii evet. Yöntem olarak. Fakat bizim kliniğin günlük hasta sayısı bir 100-150 civarında olunca evet, sedasyon evet. Uygulamak mümkün olmuyor tabii. Ama ileriki süreçte inşallah diyelim böyle ki. Bir yönteme geçilebileceğini tabii söylüyorsunuz. Tabii ki. Aynı bu şekilde. Belki uzun süreli damardan sedasyon değil de gazla bu yönteme geçilip şey yapılabilir. Evet. Evet. Efendim sorular geliyor. Onları sormaya devam edeceğiz. Biraz daha açacağız. Herkes bu tedavinin anlamına, ne işe yaradığına vakıf olacak diyelim. İnşallah. Kısa reklama gidelim. Ardından kaldığımız yerden yeniden tabii devam edelim. Tabii. Efendim mağazadan hatta kısa reklamlarından yeniden devam edecek. Efendim Mazen Ati'ye kaldığı yerden devam ediyor. Doktor öğretim üyesi Sayın İlker Solmaz Beyefendi bugün bizlere proloterapi yöntemini anlatmaya devam ediyor. Hocam yoğun bir soru alıyoruz izleyicilerimizden. Dilerseniz birer birer sorayım. Tabii ki başlayalım. Ona başlamadan önce bilmiyorum biraz özel mi olur ama proloterapi yöntemini Türkiye'ye getiren ilk kişi. Şöyle, proloterapi yönteminden ilk bahseden fakat aktif olarak kullanmayan Cihan hocamız, fakat proloterapi uygulamasını, yöntemini uygulamaya koyan ve bu şekilde yayılmasını sağlayan, yöntemin buralara gelmesini sağlayan kişi de hiç ben cümlesini kullanmayı sevmem ama Doktor İlker Solmaz diyelim. Sizsiniz. Tebrik ediyoruz gerçekten. Evet, tebrik Doktor ediyoruz. İlker Solmaz diyelim. İnşallah önümüzdeki günlerde hak ettiği yere gelecek. Şöyle küçücük bir konuya girmek istiyorum. Amerikalılar mesela
şey yapmak istiyorlar, şeyler yapıyorlar. Proterapi uygulayan hekimleri topluyorlar, Honduras'a götürüyorlar. Orada işte 3 hafta boyunca enjeksiyonlar yapıyorlar, çadırda kalıyorlar. İnşallah, inşallah önümüzdeki dönemlerde tabii ki imkan verilirse bu konuda mesela Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Somali'de, Filipinler'de, Nijerya'da uluslararası evet, olarak evet. Artı Türk Cumhuriyetlerinde Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan'da bu bölgelere de bu şekilde eğitimler vermek, bu yöntemi çok yaymak, çok, evet, bu bölgelerdeki insanların yardımına koşmak için o bölgelerde enjeksiyonlar planlamak hem yöntemi hem Türk milletini, Türkiye'yi temsil etmek evet, hem de oradaki kişilere eğitim vermek amacıyla eğer bu imkanlar yaratılırlarsa önümüzdeki dönemlerde uygulamak isterim diyorum. Evet, 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 kesinlikle. Niye Amerika Honduras'ta yapıyor? Yani biz niye yapmayalım Türkiye'de evet, benzer bir uygulamayı? Bu yönteme ihtiyacı olan, destek olduğumuz, inşallah önümüzdeki dönemlerde böyle uygulamaları yapmayı düşünüyoruz. Çok güzel projeler bunlar. Sadece sağlık, Türkiye ile sınırlı kalmamak. Tabii tabii. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin önderliğinde, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın önderliğinde yapacağız inşallah. Evet, evet. Evet. Hocam sorulardan bir tanesi şöyle. Proterapi yönteminde enjeksiyonlar ağrılı mıdır? Belki söylediniz, izleyicimiz kaçırmış olabilir. Şöyle söyleyeyim. Proterapi yönteminde şöyle, ilk başlarda uygulamış olduğumuz klasik proterapi yöntemi vardı. Şu anda Amerika'da uygulanan bir uygulama yöntemi. Doz yüksek olduğu için enjeksiyon biraz ağrılı. Enjeksiyon sonraki dönemde biraz sancılı geçiyordu bu dönemlerde. Fakat şu anda bizim özellikle bizim önderliğimizde yapmış olduğumuz ve yöntemde yapmış olduğumuz değişiklikler oldu. Çünkü %15 dekstroz adını verdiğimiz serum, dekstroz, şekerli serum gördüm ki hem hekimlerin uygulaması hem hastaların uyumu yönünden sıkıntılar çıkartıyor. Yani Amerika'daki uygulanma şekliyle. Böyle olunca yöntemi biraz daha değiştirdik. Bunları da yayınladık zaten yayınlarımızda. Modifiye proloterapi adını verdik. Modifiye proloterapi. Modifiye proloterapide hastalarımız daha az ağrı duymakta, daha kısa sürede iyileşmekte, enjeksiyon sonrası daha sıkıntısız bir dönem yaşamaktadır. Evet, o da bir soru. Evet. Diyor ki mesela proloterapiden sonra ağrım olacak mı diyor. Şöyle, proloterapi sonrası biz hastalara bir bilgilendirme kağıdı veririz. Bilgilendirme kağıdında ortalama 3 ya da 5 gün ağrısı olabilir. İlla olacak diye bir şey söz konusu değil. Ama basit anestezilerle parasitamol dediğimiz, çok ağrısı varsa narkotik anestezik dediğimiz basit anestezilerle bu şikayetleri ortadan kalkabilir. Ama dediğim gibi modifiye proloterapi yöntemini kazandırdık biz. Evet. Tüm dünyaya, Türkiye'ye ve tüm dünyaya. Bununla klasik yöntemden daha az acılı, daha uygulaması kolay bir şekilde yöntemi daha böyle iğne korkusu olanlara da yöntemi bünyesine o hastaları alaraktan devam ediyoruz. Yine hastalarımızdan bir tanesi demiş ki enjeksiyondan sonra dinlenmeli miyim? Tabii ki şöyle. Ben hastaların çoğuna şöyle bahsedebilirim. Enjeksiyon sonrası ağır faaliyetlerden kaçının. Kaç gün? Ortalama 3 gün. O taze dokunun oluşumu döneminde. Çünkü ağır faaliyetler yaptığınız takdirde bu dönemde yan etki artacaktır. Birkaç günden sonra şişecektir. Normal hayata devam edebilir miyim? Tabii tabii. Aynen. Hiçbir sorun yok. O ilk 3 günlük dönemde yani bu evde yatsın, dışarı çıkmasın, işini yapmasın anlamında değil. Bu 3 günlük dönemde aşırı faaliyetlerden kaçınsın. Yüklenmeyecek yani. Yüklenmeyecek. Evet. O hasarlı olan
bizim enjeksiyon yaptığımız bölgeye yüklenmeyecek, zorlanmayacak. Diğer bölgeyi daha ağırlıklı kullanacak. Dolayısıyla hastayı yatıran bir tedavi yöntemi değil prolotherapi uygulaması. Prolotherapi uygulaması günlük hayatın devam ederken ki ağrı tedavi yöntemidir. Evet. Yani bir operasyon gibi hastayı aylarca ya da günlerce işinden alıkoyacak, evinden alıkoyacak bir tedavi yöntemi değildir. Evet. Bir hastamız demiş ki bir ya da birkaç defa sorumlu eklem yerinden ameliyat oldum. Prolotherapi tedavisi alabilir miyim? Yani ameliyat olmuş. Tabii. Bir ya da birkaç defa bu tedavi yöntemini önerir misiniz diyor. Şöyle söyleyeyim. Kliniğimize gelen 100 hastanın ortalama 65-70 kişisi bel ağrısıyla gelmekte. Bu 70 kişinin 60 kişisi de bel fıtığı ameliyatı olmuştur. Ameliyat olmuş, çözüm alamamış. Evet. Dolayısıyla yani bunlar içerisinde bir ameliyatı geçiren, 2, 3, 4, 5 ameliyat geçiren hastalar var. Bunların hepsini tedavi etmek mümkün. Ağrı tedavi yöntemi, prolotherapi ile. Çünkü nedeni ortadan kaldırdığınızda zaten hastanın ağrısı gidiyor. Köprüyü çıkmadan son çıkış demiştik ama. Bu köprüyü geçtikten geçmiş, sonra. Köprüyü geçmiş, otobana girmiş, geri dönüş tekrar bir tedavi yöntemi. Bu yan taraflardan da tekrar. Tali yola girmiş, otobana tekrar girmek istiyor. Dönebilir. Evet. Yani tabii ki ama bu hastalar diğer ameliyat olmayan hastalara göre tabii ki tedavi süreci biraz daha uzun, daha zahmetli olmakta. Evet. Yani benim tavsiyem yani operasyon öncesi mutlaka bir prolotherapi hekimiyle, prolotherapi sertifikası olan, bakanlık onayıyla bu yöntemle ilgili sertifikası olan bir hekimle mutlaka görüşmeli diye düşünüyorum. Hocam yine sorulardan bir tanesi şu, enjeksiyonda kullanılan ilaçlar nelerdir diye merak edenler var. Dediğim gibi ilaç yok. Hiçbir ilaç yok. Yani maddenin yapısı nedir? Şekerli serum. Normal. Evet. Damar yolundan %5 adını verdiğimiz %5, %10, %12,5, %15, 20, 25, 30 farklı yoğunluklardaki şekerli serumlar. Hiçbir ilaç mevcut değil. Tamamen doğal diyorsunuz. Tamamen doğal. Evet. Hiçbir ilaç. Tabii diyeceksiniz ki hiçbir ilaç olmadığı için nasıl hamilelerde kullanılır mı? Ya da hamilelik sonrası. Evet, evet. Onu öyle de bir soru hatırlıyorum. Şöyle, hamileliğin ilk 3 ayı sıkıntılı. Evet. Benim şöyle kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani tavsiye etmiyorum derken hamilelikle, gebelikle ilgili sıkıntılı süreçler yaşanabilir. Özellikle enjeksiyon sırasında oluşacak ağrı bebeğin erken dünyaya gelmesine neden olabilir. Bu nedenden dolayı kesinlikle katılmıyorum. Prolotherapi gebelik esnasında uygulanabilir bir tedavi yöntemi değildir. Fakat şöyle, doğum oldu, emzirme döneminde herhangi bir ilaç içermediği için analjesi de sadece parasetamolle ki o dönemdeki hamilelere verilen bebeği karşı bir sıkıntı oluşturmayan bir analjezik, ağrı kesici çok rahat kullanılabilir. Özellikle süt emzirme dönemlerinde hastalarımız özellikle anneler sırt ve kol ağrılarıyla, omuz ağrılarıyla çünkü saatlerce emzirdikleri için gelmektedir. Evet. Yine şöyle bir soru var. Birkaç hastamız hakikaten bunun üzerine durmuşlar. Diyorlar ki prolotherapide başarı oranı nedir? Yani evet. Biz bu işe girersek nasıl sonuç alırız? Şimdi sonuç şöyle, kesin midir? Şöyle. Prolotherapi tedavi yönteminde başarı oranı aslında enjeksiyonu yapan doktorla birlikte hastanın kendisindedir. Hasta hekimin yap dediğini yap, al dediğini al, kullan dediğini kullanırsa yani
egzersizlerini düzenli olarak yaparsa, kurallara uyuyorsa, başarı hekimle hastanın birlikte başarısıdır. Yani, aslında evet, enjeksiyon proloterapi uygulamasında %30-35'lik bir başarıdır. Geri kalan %65-70 hastanın kendisine bağlıdır. Kendisine. Hasta verilen egzersizleri yapması, yapamadığı takdirde fizyoterapisten yardım istemesi vesaire vesaire. Ama eğer hasta diyorsa ki bana bir iğne yapılsın, ağrım kesilsin, ağrı kesici olsun diyorsa proloterapi yöntemini seçmeyecek hayatında. Çünkü yöntemin başarısı hasta-doktor ilişkisinin maksimum olduğu bir tedavi yöntemidir. Başarı oranı %90-95'tir bizim Gülhane'deki kliniğimizde. Bu başarı oranının bu kadar yüksek olmasının sebebi de doğru hasta seçimidir. Evet. Benim özellikle derslerde de anlattığım şey şu. Doğru hasta seçimi. Yani hasta eğer operasyonluksa, ameliyat kararı verilmişse hastanın proloterapi salonlarında zaman kaybetmesi tamamen gereksizdir. Siz bunu test sonuçlarına göre değerlendiriyorsunuz. Tabii ki. Aynen. Aynen. Hastadan elde ettiğim veriler, biyokimyasal markerları, ondan sonra röntgeni, MR'ı, hastanın fiziki muayenesi, anamnezi artık gerekirse beyin cerrahiyle, ortopediyle, romatolojiyle, ağrı klinikleriyle, fizik tedaviyle konsültasyonu. Tek başına değil. Proloterapi tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir. Sadece ağrının nedenini kaldırıp tedavi etmez, diğer branşları da tamamlar. Evet. Mutlaka ve mutlaka kombine bir şekilde çalışmalı. Kendi başına değil. Hep söylerim derslerde. Proloterapi uygulaması iğne batır çek git değil. Evet, ağrıyan yere iğne yapmak hekimlik değildir. Evet, evet. Hastalığın nedeni ve hastayı tamamen nasıl? Hastayı sadece maddi olarak değil, ruhen, fiziken, bedenen, beynen, yaşadığı ortamla, psikolojik durumlarıyla hepsiyle birlikte değerlendirip bir ağrı hekimi bunu yapmalıdır. Evet. Hastayı sahiplenmelidir. Ben şu anda diyorum mesela, bana deseler ki bir saat sonra öleceksin, son saatime, son dakikama kadar hasta tedavi ederim. Evet. İşinizi bu kadar çok seviyorsunuz. Aynen, benim kesinlikle. Evet, bu çok önemli. Eşimi ve işimi. Bunlar önemli tabii ki. Evet. Peki efendim, yine sorulardan bir tanesi, notumu aldım. Yan etkilerini soruyorlar. Evet. Biraz önce bahsetmiştik ama yan etkileri. Dediğim gibi tecrübeli ellerde yan etkiler az. Olur da iğne ucu kayarsa tecrübesiz bir elde ne verebilir? Sinire minimal bir hasar verebilir. Sinire. Enjeksiyon alanında kızarıklık olabilir. Kaşıntı olabilir. Eğer doktor steril bir davranmazsa enfeksiyon olabilir. Enfeksiyon evet, evet. Gerçekleşebilir. Yani ilacın herhangi bir yan etkisi olmadığını zaten asla, anlıyoruz. Doğal asla. Diyorsunuz. Doğal. Dextroz. Zaten evet. Doğal olarak doğal olduğu için damardan da verilebilir. Herhangi bir reaksiyona yol açmayabilir. Fakat usta eller tarafından gerçekleşmesi gerekiyor. Tabii ki. Yöntem enjeksiyonla yapılan bir yöntem ve tecrübe. Evet. Tecrübe mutlaka şart bu tedavi yönteminde. Evet. Dediğim gibi minimal yan etkiler oluşabilir ama bu yan etkiler çok da ciddi değil. Rahatlıkla kontrol altına alınabilir ve tedavi edilebilir yani. Evet. Efendim peki iyileşme süresi? Yani ne kadar sürede iyi olur bir hasta? Şöyle gibi bir soru karşımıza çıkıyor. Bu da yine hastaya bağlı. Yani hasta sizin dediklerinizi ne kadar çok düzenli bir şekilde uygular yaparsa tabii ki iyileşme süreci kısa olacaktır. Ben hastalara o şekilde konuşuyorum. Yani 3-4 haftada bir gelecekler. Ben enjeksiyon bölgesine yapacağım. 3 gün sonra egzersizlerine başlayacaklar. Vermiş olduğum ürünleri kullanacaklar. Ya da sağlam bir diyet yapacaklar.
karbonhidrattan zengin, pardon fakir, proteinden zengin. Çünkü taze bir doku oluşturuyorsunuz. Taze bir doku dünyaya getiriyorsunuz. Bunun için genç önemi yok değil mi? Hayır hayır. Yani şöyle, aslında şöyle. Yani 4 yaşından 95 yaşına kadar hastam var. Fakat genç hastalar hızlı iyileşiyor. Hücresel olarak. Fakat çabuk bozuluyorlar. Neden? Yaşlı hastalar daha çok söz dinliyorlar. Genç hastalar günlük iş faaliyetleri nedeniyle hasarlı olan yerlere, enjeksiyon yaptığım bölgeleri daha çok kullanıyorlar. Evet. Yaşlı hastalar daha dikkatli kullanıyorlar. Bir de tabii tecrübe de var onlarda. Evet. Bir de hep öyle derim ben. Eski toprak. Eski toprakların tabii ki gençlere göre daha hızlı iyileşmesi bir gerekiyor. Sıkıntı sürecinden gelmiş, yaşamış. Yaşamış. Değil bitmiş. Mi? Tekrar o anı yaşamak istemiyor. Tabii ki, kesinlikle. Bunun da etkisi var diyorsunuz. Ağrı hastalarının farklı istekleri var. Mesela bir ağrı hastası %10'luk bir azalma ister, istiyor. Evet. Bir ağrı hastası bir odadan diğer odaya, bir ağrı hastası evden camiye ya da evden komşuya ya da evden pazara. Bir ağrı hastası var, Taksim'den Sultanahmet'e yürümek ister. Ya da kilometrelerce yürüyüş yapmak ister. Yani şu çok önemli, kişiye özel tedavi. Herkes aynı kalıpta değildir. Evet. Herkesin parmak izi farklıdır, yara iyileştirmesi farklıdır. Herkesin egzersiz yapabilme kapasitesi farklıdır. Yöntem kişiye özel olmalı. Diğer yöntemler gibi. Herkese aynı enjeksiyon, aynı ilaç, aynı egzersiz değil. Kişiye özel. Evet. Bu çok önemli. Aynı. İnsanlar bir değil. Tabii herkesin ki. Herkesin kaldırabileceği yük bir değil. Tabii ki. Şimdi yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Mesela komşu diyor ki tamamen yanlış. Şu ağrı kesici bana iyi geldi diyor. Adam içiyor, kendisine iyi gelmiyor. Yani ağrı kesicilerin de genetik özelliklerine göre ağrı kesmeleri mümkün. Evet. Yani kişiye özel tedavi gün geçtikçe daha da popülerleşiyor. Evet. Yine sorulardan bir tanesi şu şekilde. Prolaterapi hastası olup olmadığımızı hangi kriterler belirler? Hmm. Yani ben sizin hastanız mıyım? Şöyle söyleyeyim. Ya da durumum ameliyatlık mı? Prolaterapinin mekanizmasında şu vardır. Kas iskelet sisteminde bağlarda, hastanın bağları hasar görmek. Şimdi kemikler, bu kemikleri saran bağlar, bağların görevi aşırı hareketini engellemek ve yük transferini sağlamak. Nereden? Omurgada diyelim. Boyundan kuyruk sokumuna kadar. Evet. Gevşeyen bölgede eğer boyunsa, instabilite deriz biz buna. Boyunsa, boyunda fıtık çıkmaya başlar. Çünkü yük transfer edilemediği takdirde alttaki, üstteki, alttaki, arasındaki o esnekliği sağlayan disk dışarıya doğru fıtıklaşır. Evet. Bu basınç arttıkça, yük transferi olmadığı için, fıtığın derecesi artar. Ta ki kopmaya kadar gider. Aynı şekilde belde de, sırtta daha az, nadir görülür. Bir ayak bileğinde yükü taşıyan bağlar zayıflarsa. Bunlar genelde şu şekilde kendilerini belli eder. Sabah sertliği, gerçi bazı hastalıklarla karışır, onu biz mutlaka ayırt etmemiz gerekiyor. Gün içinde ilerledikçe açılıyorum. Mesela genelde hastalar, bana gelen hastalar bir önceki dönemde 5-6 kere tutulması olmuştur. 3-4 kere belim tutuldu, boynum tutuldu. Evet. Yani sık sık boynum tutulur. Ya da kramp girer. Halk arasında yel girmesi olayı var ya. Hocam, sinirsel midir? Şöyle, olayın sonucu sinirsel olaraktır. Ha sinirsel, psikolojik kökenli olan da vardır ama genelde hasarlı olan bölgeler soğuk sıcak değişikliklerine çok duyarlıdır. Hmm. Eğer boyunda bir hasar varsa boyun tutulur. Evet. Belde bir hasar varsa bel tutulur. Genelde hep ağrı kesicilerle, kas gevşeticilerle geçiştirilir bu dönemler. Evet. Evet. Ta ki
Bir gün ciddi bir ağrı olup bacağını sürükleyip alelacele gelene kadar. Ki bu dönem aslında olmadan, bu dönem olmadan, o tutulma dönemlerinde, tutulma dönemi, kramp girme döneminde, spazm dönemlerinde gelseler çok daha hızlı tedavi olurlar. Çok özür diliyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan şu anda Giresun Limanı'nda balıkçılık açılışında bir konuşma gerçekleştiriyor. Oraya bir dönelim. Tamam. Ardından kaldığımız yerden devam edelim arzu ederseniz. Tabii ki. Giresunlu vatandaşlarımızın yanında olmak... Efendim, Mazen Atiye kaldığı yerden devam ediyor. Çok kıymetli bir konuğumuz bugün bizlerle. Çok güzel yöntemlerden, tedavi çeşitlerinden bahsediyor. Özellikle prolaterapi diyoruz. Söylemeye devam ediyoruz. Hocam, evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Sorular var. Özellikle iki tane soru var dikkatimi çeker. Onları size sormak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii ki, buyurun. Hastamızın bir tanesi diyor ki ben bu tedavi yöntemini kabul ettim ve tam anlattıklarınız, yani birçok işte ameliyata girdim ya da ameliyata girmeyi düşünmüyorum. Ama ben bu yöntemi almak istiyorum diyor. Ve randevuya gelirken neler getirmeliyim? İlk randevumda tedavi başlıyor mu diyor. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bize gelen iki tür hasta grubu var. Birincisi kronik hastalar. Yani uzun yıllardır bu şikayeti devam etmekte olan hastalar. Bir grup hasta var ki bu da acil grubu oluşturan hastalar. Ki bu iki hasta grubunu iyi bir şekilde birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Acil grup genelde şiddetli bir bel fıtığı, boyun fıtığı, bunların acil MR'ları, çekilmiş MR'ları. Zaten bana gelen hastaların hemen hemen tamamına yakınında MR çekilmiş bir şekilde geliyorlar. Çok ilginçtir. Evet. MR'la geliyorlar yani. Ellerinde bir dökümü var. Tabii ki bir dökümü var. Ya geçmişten kalan en son MR'ıdır ya da en son çekilmiş bir, en son dediğim birkaç gün öncesine ait olan MR'dır. Tabii ki ön muayene, fiziki muayene ve hastanın ayrıntılı bir hikayesi bunun her şeyinde önemli. Biz bu hastanın ilk muayenesinden sonra diagnostik dediğimiz ya da kısaca deneme enjeksiyonu. Bu deneme enjeksiyonunu yapar ve hastadan kısa süreli bir fayda görürsek bu tedaviden fayda göreceği anlamına gelir. Yani bu aslında çekilen MR'lardan, tomografi, röntgenlerden çok daha değerli bulgular verir. Ama gerek görürse hekim, prolaterapi hekimi o ilgili bölgeyi ayrıntılı olarak MR'ını ister, onu da inceler. Hastamız ilk geldiğinde bu acil grup hastalar tedaviye başlayabilir ama kronik grup hastaları önce egzersiz ve destek ürünleri kombinasyonuyla hastalarımızı gönderir. Önce bir eklemlerin açılması. Ki ben şöyle söylüyorum, el işaretiyle işte parmakların birbirine girmesi şeklinde bu dokular bu şekildeyken egzersizle uç uca gelecek ki ben enjeksiyon yaptığım zaman dokular düzenli bir şekilde halk dilinde olaraktan anlatıyorum. O şekilde deyince egzersiz ve enjeksiyon öncesi egzersiz uygulayıp hastaları daha sonra enjeksiyon başlaması. Tabii bu hastadan hastaya değişiyor. Çok daha uygun oluyor. Efendim? Hastadan hastaya değişiyor bu olay. Tabii her zaman dediğim gibi kişiye özel tedavi çok önemli. İlk seansta genelde başlamıyoruz. Hastadan işte öncelikle tedaviyle ilgili bilgi sahibi mi, değil mi? Bilgi sahibi değilse bu konuda elde edilen kaynakların okunması, dinlenmesi, araştırılması, değerlendirilmesi. Ama en çok gelen hasta grubu bana sosyal medya ya da internet ya da bilgisayar değil de iyileşen bir hastanın bir yakını veya komşusu şeklinde gelmekte. Tavsiye ediyorlar. Tavsiyeyle. Evet. Tavsiyeyle çok gelmekte. Önemli. Şu anda günlük hasta sayımız tabii Covid dönemi öncesi oldukça yoğundu. 100-150 kişi civarındaydı.
Fakat sosyal mesafe, maske, koruma, insanların bu nedenlerle de var değil mi? Emniyetli bir şekilde olsun şeklinde günlük hasta sayımız ortalama 70-80 civarında. Ama daha rahat, daha ferah ortamlarda, daha korunaklı ve daha düzgün bir ortamda enjeksiyonu gerçekleştirmekteyiz. Evet. Yani yoğunluk yok. Ben de bizzat gözümle gördüm. Yoğunluk yok. Evet, yoğunluk yok. Olmaması o noktada tebrik zaten ediyorum sizleri tercih. Gerçekten. Evet. Sizleri tebrik ediyorum. Çünkü dikkat ediyorsunuz hakikaten. Evet. O ortamda yoğunluğun olmaması, insanların mesafeyi ihlal etme gibi bir durumu yok yani. Aynen. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Aynen. Tedavilerini sürdürebilirler diyorsunuz. Kesinlikle, çünkü ağrıyı çeken bilir, en hafif ağrı başkasının çektiği ağrıdır şeklinde cümleler var. Hocam, sporcularla alakalı tavsiyenizi soran bir izleyicimiz var. Şöyle, daha önce spor kulüpleriyle veya spor kanallarıyla da şey yaptık, görüşmelerimiz oldu. Hatta benim eğitimime gelen böyle büyük spor kulüplerinin doktorları da var. Genelde şunu söylüyorum ben. Proloterapi sadece sakatlanma sonrası değil ya da ameliyat sonrası değil, hasarlanacak bölgenin muayenesinde hissedildiği ya da muayene neticesinde elde edildiği zaman profilaktik olarak uygulanabilecek bir tedavi yöntemi. Profilaktik nedir? Yani normal hayatına devam eden, herhangi bir sıkıntısı olmayan ama sıkıntısı olabilecek olan, aşırı kullanıma bağlı zorlanan eklemlerin öncesinde tedavi edilmesi. Spor kulüpleri öncelikle bu sezon aralarında veya sezon sonrası dönemde mutlaka futbolcularını, hemen en çok futbol dediğim için futbol çıktı. Sadece futbol değil. Evet. Çapraz bağlar diyorsunuz. Tabii, kesinlikle. Genellikle sporcuların başına gelen tabii kazalar ki bunlar. Tabii, sporcu yaralanmaların önüne geçmenindeki en önemli yol bunların olmadan önce ilgili hasarlı eklemin bulunduğunda oradaki bağların kuvvetlendirilmesiyle. Çünkü sporcunun ilgilendiği spor dalına göre aşırı olarak kullandığı bölgede kronik olarak bir hasarlanma oluşur. Eğer siz bu hasarlanmayı sezon arasında veya sezon sonrasında tespit ede, ki bu da daha çok fiziki muayene ve hasta hikayesiyle olmakta, gerekirse görüntüleme yöntemleriyle bu bölgenin sıkılaşmasını sağlarsanız sezon ortasındaki sakatlıkların önüne büyük oranda geçersiniz. Evet. Bunu defalarca anlattım, anlatmaya da devam edeceğim. Sporcu sakatlıklarında önemli. Yani sakatlanmış sporcularda da bu tedavi kullanılır. Futbolcu kasığı dediğimiz pubis, ondan sonra ön çapraz bağın, çapraz bağın parsiyel dediğimiz küçük yırtıkları. Onunla alakalı bir sorumuz var. Demiş ki çapraz bağları ameliyatı oldum ve orada ameliyat sonrasında ağrılarım devam etti. Ya evet. Evet. Bununla alakalı bir tavsiyeniz var mıdır? Şöyle. Ön çapraz bağın 10 milimetreyi geçmeyen yırtıklarında, tam olmayan yırtıklarında proloterapi yöntemi oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Ama bağ kopmuşsa tabii ki proloterapi yönteminin bir anlamı kalmaz. O zaman ne yapmak yırtık lazım? Yırtık için diyorsunuz, önerilir. Önerilir. Ama fakat kopmuşsa yapacak bir şey yok diyorsunuz. Bizde kesinlikle ameliyat gerekir. Fakat ilerleyen yıllarda buraya bağ olarak konulan tendondu, kadavralardan elde edilen bağlar da esner. Evet. Bu esnekliği gidermek amacıyla tekrardan bir ameliyat yerine öncelikle proloterapi denenip ilgili bölgenin, ilgili bağ, yani ameliyatın yapıştırıldığı yerdeki enjeksiyon, bunları tekrar eski haline getirmesi mümkün. Ağrı konusuna gelince şöyle, ayrıntılı bir fiziki muayene gerekir. Neden? Ön çapraz bağ ile ilgili bir sıkıntısı mı var? Yoksa
o ön çapraz bağın yırtılmasına sebep olan diğer başka hasarlı bağlarda mı sıkıntı var? Onu da bakmak zaten lazım gerekiyor. Anlatmak istediğim de o. O futbolcunun ön çapraz bağı kopmayabilirdi. Sezon ortasında sakatlanmayabilirdi. Sezon arasında ya da sonrasında en çok kullandığı bölgelerin ayrıntılı muayenesiyle. Evet. Efendim katılmanızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yani birçok sorunun cevabını aldık. Değerli izleyicilerimiz de aldılar. Evet. Prolaterapi yöntemini hem mazisini hem günümüz Türkiye'sinde uygulanışını bizlere sundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İnsanlar hakikaten birçok sorunun cevabını almış oldular. Değerli izleyicilerimiz. Bu haftayı sizinle kapatacağız. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizleri mutlu ettiniz. Böyle bir imkan tanıdığınız için. İlerleyen süreçte yeniden bir araya geleceğiz. Olun buradan haberini söyleyelim. İnşallah. Her zaman. Evet. Çünkü aranan bir yöntem ve az uygulanan bir yöntem. Ki siz bu işin üstadısınız. Bunu buradan açıkça söylemek gerekirse. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim Mazen Atiye Türk Kültürü'nün bu haftada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşebilme selam ve duasıyla hoşça kalınız. STA Güvenlik Şirketi Maziden Atiye'yi sundu.